Ya burada şerit var o hoparlör ya. Evet, bir taraf kalktı. Kalkmaya da devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu anda tartıldı. Vinç dengeye getirmeye çalışıyor. Az sonra kalkış devam edecek. Arkadaşlar iplerle salınımı durduracaklar. Hava gayet güzel. Sabahleyin yağmurluydu ama şimdi herhangi bir problem yoktur. Yukarı üst seviyelere getirdikten sonra doğrusu bina yüksekliğini şu yüksekliği aştıktan sonra sola doğru dönüş yapacak. Evet, tartıldı. Gayet güzel dengede duruyor. Kendi koyulacağı yer bu bölge. Şu en sondaki iki tane kolonun üzerine yerleştirilecek. Diğer taraftaki 12A bir berisindeki kolonda 11 aksı. Şu anda şu yukarıda gördüğümüz bölgeleri tamamen açtıktan sonra vinç sola doğru dönüş gerçekleştirecek ve aks ekseninde modülü tutacak ve yerine yerleştireceğiz inşallah. Ankrajlarımızda kırılma olmasın Allah'ım. Sen bize yardımcı ol. Gerçekten heyecanlı ve keyifli. İnşallah diğer modülleri çok daha hızlı oluşturup koymak nasip eylesin. Fabrikadaki arkadaşlarımızın da daha güzel imalatlar çıkararak bize daha hızlı montaj çıkarma fırsatı versin inşallah. Biz inanıyoruz ki onların başarısı arkasından bizim başarımız gelir. Daha önceden yapılmış olan hataların tamamını bir fabrikaya bildirdik biz. Onun tekerrür etmemesi doğrultusunda ben eminim arkadaşlarımız ekstra çaba harcıyorlardır. Çünkü orada mübalağasız söylüyorum, yapılan bir hata burada 10 katı maliyetlerle belki ancak karşılanabilir. Çektiğimiz psikolojik ızdırap da bunun cabası. Herkesin daha sağlıklı olarak montajını bitirebilmesi için imalatın başarısı son derece önemli. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda kaldırıyoruz. Son derece güzel bir denge ile kalkıyor.
yaklaşık 5 metre kadar filan yükseldi. Çok gerdirmeyin arkadaşlar, öbür tarafı zor durumda bırakırsınız. Dengede kalksın yeter. Bina ile arasında yaklaşık 6-5 metre kadar filan bir aralık var. Boma da aşağı yukarı o kadar uzaklıkta. En yüksek kolona yine 4-5-6 metre, 7 metre var şu anda. Yerden yükseklik 11 metreye falan yükseldi. Modül 1'in ağırlığı yaklaşık 45 ile 50 ton arasında değişiyor. Akslar arası 43.400 yanlış hatırlamıyorsam. Dışarıya doğru taşmalarla beraber toplam boy 50 metre civarında. Tamamı Alfa Çelik firması tarafından gerçekleştirilen bir çelik yapı. Gayet güzel yapılmış. Bu kadar çok parçanın arasında çok az imalat hatasının çıkması aslında büyük başarı. İnşallah bir sonraki modüllerle ilgili yapılan hatalar sıfır hata şeklinde devam eder. Hep beraber rahatlarız. Efendim abi? İnşallah abi, çok iyi kameramanımdır abi. Kivresi olayım abi. Abi kivresi olayım, çok iyi şeyler kazanır ileride. Evet, dönüş başlıyor şimdi. Gördüğünüz gibi boma dikkat edersek eğer sola doğru bir dönüş var. Siz de dönün. Bom dönüyor. Çekerseniz boma doğru yaklaştırırsınız. Beraber dönün. Thank you.
yaklaşık 25 metre kadar filan yükselmiş vaziyette. Aşağı yukarı 12 metre yüksekliğe bırakılmış olacak. Arkadaşlar karşıda bekliyorlar. Ben bir üst kata çıktım. Doğrusu 9 metre filandayım. Artık ağır ağır yerine yanaştırmak için hareket başlayacak. Evet, ben 11.800'deyim. Selamünaleyküm, günaydın abi. Ya. Ve 11. Aksın. Gel Suat, gel sıkıştı onu. Makas koyacağım. Tamam mı sana? O yaptı da olur lan. O yaptı. Sağlam koyun. Ne var? 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 Evet Mehmet, sen burada duruyorsun. Değil mi? Fazla gitmedi mi baylar? Buraya oturuyor değil mi? Hayır hayır, şuraya. He? Şey, şuraya pardon. Pardon. Abi. Ya az önce heyecandan yanlış söyledim. Şu anda 12 aksı bu. 11 aksı da bu. Allah'ım şu delikleri inşallah adam gibi karşılasın. İşimiz kolaylıkla bitsin. Bastığım yer 11.800. Thank you.
Şimdi orada kim çekti fotoğrafı? Yani betonarmenin ölçüsü yanlış olur. Orada milimetrik ölçü vermek mümkün değil yalnız. Bu Mehmet, buraya kimse çıkmayacak mı? Aşağıya bilgi veremiyor musunuz buradan? Ben bir diğer tarafa. Karşıda Dursun mu var Hüsam? Dursun mu karşıdaki? Karşıda kim var? Anladım ama karşıda kim var bizden? Biriniz o tarafa geçin. Yo, çok var, çok. Bir buçuk metre var. Mehmet, Mustafa'nın ne dediğini de dinleyin ki ona göre Mustafa'yı yönlendirin siz. Abi, ankrajlar çok sert, Mustafa değmesin ankrajlara. Değdiği anda kırar. Ankrajlar delikleri tam ağızladıktan sonra muayene yaptıralım lütfen. Abi çok az daha sağ ol. İyi mi? İyi mi? O bu tarafa gelsin diyor orası. Burası geçti. Diğer tarafa geldim. Telefonla görüşsen Mehmet, daha rahat görüşürsünüz. Şey var, Hüsamettin var. Hüsamettin'i ara. Cenk orada mı?
Cenk orada mıydı? Cenk! Telefona cevap ver. Bir santim var orada ya. Burada bir santim var, gel gel. Orada var mı ifade? Abi oraya oturtalım orayı. Oturtursak kırılabilir. Yok abi, orayı oturtalım. Burayı altını takozla besleyelim. Olur. Ama bak, konik durur o zaman, sıkıntı yaşarız. Abi bir dakika, bunun altına bir takoz getirin. Orayı bir sokacağız. Getiriyorum abi. Burayı manidim, getireyim. Bundan sonra. Tamam. Orayı önce o zaman gidelim, oraya geçirelim. Ora geçti. Geçmedi abi. Tamam. Öyle mi? Üç tanesi geçti, diğerler bir daha. Şurada bir şeylerle vurmanız lazım biraz. He. Pardon. Az daha. Hop. Bravo.